Ve bir son dakika, biraz önce reklam arasında Metin Bey, Sayın Öztürk, Serhan Türk'ü aradı. Burada birlikte konuştuk, programımızı izliyormuş Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Dedi ki, hatta handsfree'yi de açtı burada. Tabii. Sayın Başkan'a da sorduk, Serhan da sordu. Seçime kimseyle girmeyi düşünmüyorum. Tek adayım. Galatasaray taraftarı bayrakları artık hazırlasın. Galatasaray'ı o eski şaşalı günlerine getireceğiz dedi Sayın Başkan. Çok önemli bir projelerimiz hazır. Sen detaylı da konuştun hazır. Sayın Başkan'la. Evet, Başkan bizim programı da izliyormuş. Hatta bizim açıklamalarımızı da dinlemiş ve ondan sonra dedi ki ben zaten projelerim hazır. Kaynaklarım hazır. Ekibim hazır. Ben bugünü zaten biliyordum. Bugünün geleceğini biliyordum. O yüzden herkes müşteri olsun. Galatasaray emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O yüzden başkan adaylığımı açıklıyorum dedi. Resmi bir açıklama bu. Evet. Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. O da çok önemli. O da çok önemli. Sen öyle bir soru da sordun. Hani düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Değil mi? Dursun Başkan'la ya da başka bir başkan adayla birleşmeyi düşünüyor musunuz? Hayır, ben kimseyle birleşmeyi düşünmüyorum. Tek aday olarak şu an seçimlere hazırım. Dedi. Dedi. Zaten Metin Bey tecrübeli, deneyimli bir isim. Kesinlikle. Daha önce iş adamı, ekibi iyi. Zaten seçimde de yanılmıyorsam bu seçimde de çok spesifik projeleri vardı hakikaten. Aykut, bir de şu var. Metin Bey seçim döneminden sonra bu zamana gelene kadar sürekli toplantılar yapıyordu. Her hafta 2-3 defa üyelerle ve değişik gruplarla 250, 350, 150. Dünya Kadınlar Günleri, Ekimler Günleri, Ekim üyeler, kadın üyeler hepsiyle toplantı yapıp hepsiyle beraber birlik beraberlik yapıp düşüncelerini dinleyip bugünlerin en azından görebilen bir başkan adayıydı. O yüzden hayırlısı olsun. Kendisi için hayırlısı olsun diliyoruz Dursun Metin Bey için. Ama ben yine şunu düşünüyorum. Dursun Bey'in de aday olacağını düşünüyorum. Tekrardan dile getireyim. Dursun Bey de aday olacak. Eşref Bey'in aday olma ihtimali var. Ünal Aysal'ın aday olma ihtimali var. Abdurrahim Albayrak ekibiyle beraber aday olma ihtimali var. O yüzden yine bir hareketli bir... Yalnız şunu söyleyeyim. Bu geçecek. Bir ay sonra bu seçim olacağı zaman, şimdi isimleri düşünüyorum da, Metin Öztürk. Metin Öztürk'ün ekibi de iyiydi. Tabii tabii. Seçime girdi ekibi de. Metin Bey girerse... İş adamlarından kurulu. Hepsi kendi şirketlerinde iş sahibi bir ekibi vardı. Kaynak oluşturabilecek maddi gücü yeterli bir ekibe sahipti. Şimdi Metin Öztürk, Dursun Bey, girerse Ünal Bey, Eşref Bey, Abdurrahim Bey, yani başkan olarak aday olur mu Abdurrahim Bey bilmiyorum ama bir ekip mutlaka olacağını düşünüyorum. 5 yani çok Galatasaray aslında Galatasaray için de bu aslında sevindirici, mutluluk verici bir şey. Bir önceki seçimde zaten 5 adaylı yapılmıştı, doğru mu? 4-5 adaylı yapılmış. Bu önemli Galatasaray için. Metin Bey'in bu konudaki kıymetli olan hareketi şu. Normalde insanlar başkan adayı olurlar. Bir şekilde kaybettikten sonra pek bir ortada göremezsiniz. Yani ekip de dağılır, durum da dağılır. Tabii. Bir 3 sene sonra konsantrasyon da bozulur. Tabii. Kıymetli olan şey şu. Seçimi kaybetmiş olsa bile yine Galatasaray için periyodik toplantılar yaparak, kendi ekibiyle periyodik toplantılar yaparak hem mevcut yönetime katkı, uyarı gerektiği yerde uyarı ve Galatasaray'ın herhangi bir durumda başkan adayına ihtiyacı olduğu dönemde anında çıkıp benim projelerim, ekibim hazır demesi hem kendisi açısından hem Galatasaray açısından kıymetli bir şey. Zaten ilk bölümde de konuşurken buna benzer bir değerlendirme yapmıştım. Yani şayet bazen kaybettiğiniz zaman galiptir bu yolda mağlup. Evet. Olursunuz aslında. Çünkü süreç ister istemez sizi oraya götürür. Yeter ki camiasının o duruşunuzu, camiasının o inadınızı, istikrarınızı görsün. Kaybetseniz bile süreç sizi bir yerden sonra o ideal gördüğünüz yere götürür. Öyle bir strateji izliyor Metin Bey de. Hayırlı olsun Galatasaray için. Herhalde şu an ilk resmi aday olarak Metin Öztürk var değil mi? Şu anda adayı var galiba. Resmi olarak. Ağspor reklamında. Hayır, sesini de duyduk, söyledi yani tabii başkan. Ki. İlk aday ortaya kendisini açıkladı tabii. Kendisini açıkladı. Yani ilk resmi açıklama Metin Bey'den geldi. Sağ olsun Alspor'da izliyormuş Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Seni de aradı. Evet. İfade etti Metin Bey.
Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Klasik bir cümle ama önemli bir cümle. Allah utandırmasın. Ben şimdi bence bir bilgi... her şey Galatasaray için tabii bu adayların çok olması, güçlü isimlerin olması bir taraftan da Galatasaray'ın ne kadar güçlü bir camia olduğunu, gelenekçilerin daha ön planda olduğu bir... Metin Bey gelenekçi mi? Serhan Türk. Bilmiyorum. Zihin olarak yenilikçi. Yani yaşı da genç. Yani Metin Bey maşallah diyelim. Metin Bey 50'nin üzerinde var mı? Tabii var var. Ama maşallah benim yani 42-45 gibi. Senden genç gösteriyor sen. Metin Bey dedi ki bir gün dedi Serhan... 61 yaşındaymış yani, Ercan söyledi. Metin Bey dedi ki Serhan dedi bir gün kahve içelim dedi. Tabii başkanım içelim dedim. Öğlen kaçta gidelim? Öğlen dedi ki Serhan dedi ben saat 7'de sporumla başlıyorum dedi. 7.30'da ofiste buluşalım. Başkanım dedim ben o saatte başlamıyorum dedim. Akşam kahvesine geleyim dedim. Gerçekten kendisine bakan bir yönetici profili var. Bir maşallah Allah uzun ömür versin. Bir bilgi daha geldi. Şu an Dursun Başkan'ı ikna etmeye çalışan bir ekip de oldu. Oo, ve Dursun Başkan'ı aday olması için ısrar eden çok Galatasaray kongrelerin olduğunu duyabiliyorum. Hatta Uğur Kodaz var benim Kırşehirli hemşerim. O kendisi yazmış. O da Galatasaray Kongresi büyük bir ekip, büyük bir oluşum. Dursun Başkan'ı seçime girmesi için, başkan adayı olması için baskı yapıyorlar. İkna etme. Tabii tabii. Metin Bey zaten doğal aday. Geçen seçimde de öyleydi. Şimdi de resmi açıkladı. Ama şu bir gerçek. Burak Elmas başkan olduğu an itibariyle Dursun Özbey'in meşhur biliyorsun oteli var. Balmumcu'da o mu? Otelin önünde kamp kurmaya başlanmıştı. Bu da diplomat. Aday olacaktır Dursun Bey ya. Yani olacaktır. Sürekli baskı var. Sürekli var. Hatta ben bile Dursun Başkan'la başkanlık zamanında çok röportaj yapan Ender gazetecilerden birisiydim. Hatta Galatasaray uçakları kalkıyor diye haberini yapan bendim o zaman. Manşet haberi de yapan bendim. Başkan da üstüme de öyle bir şey yükledin demişti. Ama güzel bir manşet olmuştu. Başkanı çok severim, çok sayarım. Gerçekten çok düzgün bir insan, çok karakterli bir insan Dursun Başkan da. Kendisi de çok benim için değerli bir insan. Dursun Başkan'la da konuştuğumda başkanım aday olacak mısınız ya da bir açıklama yapacak mısınız? Zaman değil, zaman değil. Şu an öyle bir şey yok. Galatasaray'ın şu an birlik beraberliğe ihtiyacı var. Galatasaray'ın şu an bir sakinliğe, sükunete ihtiyacı var. Sürekli bu telkinlerde bulunmuştu. Ama şunu da görebiliyordum. Kahve içmeye ne zaman gitsem hep orada bir güruh, orada bir grup. Sürekli başkana bir baskı, tekrar aday ol. Başkanım seninle beraber şaha kalkacak Galatasaray var. Daha çok su götürür. Götürür. Peki. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu. Son bir şey daha eklesem olur mu Galatasaray Kongresi ile ilgili? Biz dün sabah 9.30 itibariyle oraya girdik. Ve sabah saat 9 itibariyle oradan ayrıldık. Çok gazeteci arkadaşım var. Yaklaşık 10 gazeteci arkadaşım. İşte Burhan Can Tercihinden, Safa Kağanlar var. Daha fazla. Emre var. Ondan daha fazla. Ya biz orada sürekli bekleyenlerden bahsediyorum. Kameraman arkadaşlar sosyal var. Sosyal medyada var arkadaşlar. Sosyal medyadaki arkadaşlar da var. Bir de buradan Galatasaray TV'deki arkadaşları da kutluyorum. Gerçekten aralıksız 24 saat yayın yapan. Medyaya niye kapatıldı son anda Serhan? Ya onu biz de cevaplayamadık. Medyaya kapatıyorsun. Zaten oylama kapalı. Ya medyayı kapatmanın ne anlamı var? Ya biz bir de şeyiz yani böyle insanlar Galatasaray'da ya da her yerde ya bizler de gelip geçiyoruz. İnsanlar önemli olan Galatasaray orada. Yani biz basın mensubu olarak Galatasaray'a küsmeyiz. Hakkımız yok. Şimdi sonuçta biz ekmek yiyoruz. O işten gazetecilikten para kazanıyoruz. İlgi alanımızda haberlerini yaptığımız kulüp de Galatasaray. Ama gerçekten dün biz incindik. Ama hiçbir şekilde biz fikre yür, vicdanı yür Galatasaray'da bazı üyelerin böyle bir yasaklamaya gitmesi, böyle bir tutum alması bizi çok fazla moralimizi de bozmadı. Şevkimizi daha fazla hızlandırdı, şevkimizi daha fazla arttırdı. Bu arada bir Galatasaray TV çalışanlara tebrik ederim. Gerçekten çok güzel, özverili çalıştılar. Bahri Avadır'a, Volkan'a, işte Melisa'ya, Deniz Bahri abi zaten tecrübeli. Tabii, tebrik ederim. Gerçekten çok güzel yayınlar yaptılar. Güzel oldu. Hakikaten ellerine sağlık. Bahri Avadır'ın, Galatasaray TV çalışanlarının Serhan'da iyi oldu. Bunu hatırlattı. Pekala.